Dün hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Avrupa endekslerinde satıcılı kapanış görülürken Amerika'da yükseliş görüldü. Fed Başkanı Powell'ın şahin olarak nitelendirilebilecek açıklamaları ve artan enflasyon endişeleriyle 100 günlük ortalamasına kadar gerileyen S&P 500 %1.42 yükselişle 4577.10 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Destek seviyesinde görülen tepki alımlarının yanı sıra yeni COVID varyantının daha ölümcül olmadığına dair yapılan ilk açıklamalarda risk iştahında artışı destekledi. Amerika'da bugün açıklanacak Kasım ayı istihdam raporuysa piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Dün açıklamada bulunan bazı Fed üyeleri de Powell'ı desteklerken yılında Amerika'da artan enflasyona dikkat çekti. Apple'ın talepte yavaşlama açıklaması ise Amerika tatil sezonu öncesi piyasaları endişelendiren gelişme olarak öne çıktı. S&P 500 endeksinde dün değer kaybeden sektör görülmezken, Apple'ın iPhone 13 talebinde yavaşlamaya dikkat çekmesi nedeniyle teknoloji sektöründe değer kazancı %0.84 ile sınırlı kaldı. Apple günü %0.61 düşüşle tamamladı. Dow Jones diğer Amerika endekslerinden pozitif ayrışarak %1.82 yükseldi. Euro Stoxx 50 %1.70, Kakaran 40 %1.25, FTSE 100 %0.35 geriledi. DAX endeksi ise %1.35 düşüşle günü 15263.11 puan seviyesinde yatay sonlandırdı. %1.61 yükselişte endekse değer kazanan tek sektör konut oldu. Teknoloji %3.10, telekomünikasyon %2.47 ve altyapı %2.15 oranında geriledi. Euro bölgesinde dün açıklanan verilere göre, üretici enflasyonu Ekim ayında aylık bazda %5.4 ile %3.8 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda artış hızı ise %21.9'a yükseldi. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları 222 bin ile 240 bin beklentisinin altında kaldı, ancak bir önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti. Bugün Euro bölgesi ve Amerika'da Kasım ayı revize PMI verileri açıklanacak. Günün en önemli verisi ise Amerika'da açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu olarak öne çıkıyor. Ekim ayı revize dayanıklı tüketim malı ile fabrika siparişleri ise takip edilecek diğer veriler olacak. Güne 96.06 seviyesinden başlayan dolar endeksi, sakin seyrini sürdürerek gün içinde 96.18 ile 95.83 bandında işlem gördükten sonra 96.14 seviyesinden günü sonlandırdı. 96 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 96 ve 95.80 seviyeleri ise destek noktası olarak öne çıkmakta. Amerika'da işsizlik başvuruları 28.000 artışta 222.000'e yükselse de pandemi döneminin en düşük seviyesinde kaldı açıklanan veriler istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğini gösterirken dolar hem G10 hem gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyir izleyerek günü sonlandırdı. Güney Afrika varyantı haberiyle son bir yılın en yüksek seviyesi olan 16.37 seviyesini test eden dolar Güney Afrika randı paritesi tekrar 16 seviyesinin altına gelirken 15.80 ve 15.20 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Güne 1.13.20 seviyesinden başlayan euro dolar paritesi %0.2 değer kaybederek 1.12.97 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken psikolojik sınır olan 1.13 altına geriledi ve 1.12.90 bir sonraki destek noktası konumunda. Sterlin dolar paritesi ise 1.32.78 seviyesinden başladığı günü 1.32.80 seviyesinden destek alarak 1.33 civarında sonlandırdı. Güne %1.41 seviyelerinden başlayan Amerikan 10 yıllık getirileri %1.44 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hemen hemen tamamında alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 3 bas puan daralarak eksi %0.38 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi de 3 bas puan daralarak eksi %0.01 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi de 1 bas puan azalarak %0.81 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde Türkiye dışında pozitif seyir hakimdi. Türk hazine euro tahvilleri tüm vadelerde satıcılı seyir izlerken, satış kısa ve orta vadelerde yoğunlaştı. Kısa taraf 15 ila 40 bas puan genişlerken, orta ve uzun taraf ise 1 ila 10 bas puan genişledi. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %6.51 ve %7.40 seviyelerinde işlem görürken uzun tarafta ise %7.78 seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık risk primi 5 bas puan artarak 537 seviyesinden günü noktaladı. Geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı seyreden banka ve şirket eurobondları dün de satıcılı seyir izleyerek günü noktaladı. Yabancıların daha çok satış önünde olduğu, özellikle kısa vadeli kağıtlarda, lokal tarafta fonların ve şirketlerin alım talebi devam etti. Uzun tarafta ise bireysellerin uzun sermaye benzeri kıymetleri olan talebi devam ederken, düşük likidite sebebiyle hacimler zayıf kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.